Merhaba dostlar. Öncelikle geçen hafta video koyamadım. Ondan bahsedeyim. Çok feci hasta oldum. Bunun için hepinizden özür diliyorum. Geçen haftaki bölüm için söylenecek pek bir şey kalmamıştır. Ama ben yine de biraz değineceğim tabii ki. Özellikle Clone Wars'u çok seven ve ilk çıktığından beri haftalık takip etmiş. Sonra da 2-3 kere tekrar izlemiş biri olarak. Bu bölüm aslında Asoka'dan beklediğim birçok şeyi verdi diyebilirim. Asoka dizisi gelmeden Dave Filoni'nin Ahsoka dizisi yapacağını ilk duyduğumda tek düşündüğüm ya şöyle Clone Wars'a bir gönderme sahneler olsa Anakin'i, Hayden'ı görsek o Clone Wars kostümüyle özellikle zırhlı filan Asoka'nın işte küçüklüğünü görsek, Rex'i görsek falan diye böyle hayaller kuruyordum. Clone Wars'tan böyle bir iki savaş sahnesi, ne bileyim bir konuşma falan. Gerçekten istediğim her şey oldu. Hepsini verdi Dave Filoni İzlerken yani gözlerimden yaş geldi. Anakin'i gerçekten çok özlemişim. Yani muhteşem bir karakter. Hayden'ı da aynı şekilde çok özlemişim. Hayden Christensen kim ne derse desin. Anakin Skywalker. Recall döneminin ve Clone Wars'un büyük, 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 çok büyük fanı olarak. Bu bölümde mest oldum zaten. Hani yani eleştirebileceğim hiçbir şey yok. Eleştirebilecek bir şey söyleyemem. E, kostümleri, oyunculuk yani Asoka'nın küçüklüğünü de çok iyi bulmuşlar. Çok iyi benzetmişler. Kostümler birebir aynı. Captain Rex'i gördük ya. Yani bir fan olarak <laughs> sesimden de anlıyorsunuzdur. Ee, hani 3-4 kere açıp izledim. Muhteşemdi. Muhteşem sahnelerdi. Yani Anakin'in hala kılıç dövüşlerinden hiçbir şey kaybetmemiş olması. O imza hareketlerini falan yapması. asokayla ile tekrar dövüştüğünü görmek. Yürürken böyle bir Vader bir Anakin olması falan filan. Her şey muazzamdı. Ee, bölümü izlerken kafamda bir teori vardı. Aslında o bölümün videosunu çekseydim söyleyecektim. Ama bu bölümde de söyleyebilirim. Çünkü sonuçta henüz bir şey olmadı. Bir şey geçmedi. Videonun sonunda teorimden bahsedeceğim. İki teorim var aslında. Bu bölümde de bir teori çıkarttım. Henüz hiç kimsenin bir review'unu incelemesini falan da izlemedim. Ee, o yüzden belki söylenmiştir bilmiyorum. Öncelikle bugünkü bölüme geleyim. 5. 6. E, bölüme geleyim. Ondan da biraz bahsedeyim. 6. bölümde de 6. bölüm de çok güzeldi. Çok beğendim. Özellikle Grand Admiral Tron'un müthiş yani zaten seslendiren oyuncu oynuyor biliyorsunuz. Seslendiren oyuncular oynadığı zaman Boggathan'daki gibi karaktere aşina olduklarından herhalde direkt karaktere bürünmüş olarak geliyorlar. Çıkışı muazzamdı. Müzik muazzamdı. Yani görüntüsü her şeyiyle oyunculuk harikaydı. Admiral Town Tron müthiş olmuş. Sonunda gezegene geldik. E, gördük nasıl bir gezegen olduğunu az da olsa. Night Sister'lar geldi. Evet yani daha ilk bölümden söylemiştim. Bu bölümde daha başka Night Sister'lar görebiliriz. Büyücülük görebiliriz. İşte bu yazıların kırmızı olması falan filan belki dedim. Bu şekilde bir şeyler olabilir diye bir teori uydurmuştum. E, o doğru çıktı. Gerçekten doto e, Dotomir cadıları çıktı. Şu tanesi. Şeyi de çok sevdim. Yani gezegeni tanımamıza da fırsat vermişler. Bir iki tane böyle bir canlı gördük. Bir şeyler gördük. Aslında boş bir gezegen gibi. Zaten Baylin'in çırağı söylüyor. Yani burası wasteland diyor yani boş hiçbir şey yok sen burada ne görüyorsun falan diyor. Baylan'ın ne gördüğünü gerçekten merak ediyorum. Yeni bir başlangıç dedi. Sanki böyle 7 8 9 filmine falan gönderme yapmışlar gibi. Yani imparatorluklar sürekli çıkıyor. Hani Star Wars'u da bir ne ne nebze eleştiriyor gibi bir cümle olmuş. Sürekli imparatorluklar çıkıyor, düşüyor artık. Hani Jedi düzenini de buna katmış. Hani bir düzenler çıkıyor, düşüyor, devriliyor. Sürekli aynı döngü dedi. Buna bir dur demek gerekiyor falan dedi. Yeni bir başlangıç görüyorum falan dedi. Orayı merak ediyorum. Ee, acaba nasıl bir şey planlıyor? Gerçekten evrene bir reset mi geliyor? Ayrıca ilk teorime gelecek olursam... Trav'ın yanındaki Stone ben... Hem... Ee, Night sisterların cadıların kırmızılıklarından olmasından ötürü üstlerinde ee, hem de böyle seslerin falan bir tuhaf olması böyle bir tuhaf duruyorlar yani böyle sanki zombi Stormtrooper'lar gibi ben onların e, cadıların canlandırdığı ölüleri dirittiğini düşünüyorum onların hepsi bence ölü ve Tron böyle e, galaksiye bir ruh ordusuyla dönecekmiş gibi bir... E, teori var. Trooperların gemide taşıdıkları şeyler de ilk başta hani gemiye enerji verecek bazı şeyler mi acaba diye düşündüm ama onlar da bir asker ordusu da olabilir bu arada. Hepsinin içinde ölü askerler olabilir. Yani sanki tram böyle dediğim gibi galaksiye bir ölü ordusuyla dönecekmiş gibi. E, sisterların yardımıyla. Böyle bir teorim var çünkü bunu daha önceki Inquisitor'ın da size söylemiştim bölümde hani öldüğünde ruh olarak içinden bir şeyler çıktı ya. O kadar teori bu kim olabilir falan filan diye. Aslında e, eski ölü bir Jedi, Sith e, falan gibi bir şeydi o. Ona bir göndermeydi bence geleceğe dair. Bence Trav'un ya ölü Sith'lerden, Jedi'lardan veya askerlerden bir ordusu olacak İkinci teorim ise şu. Bu galaksi de olmaları yani bu galakside bence tıkılıp kalabilirler. Ahsoka, Tron, Ezra bunlardan bahsediyorum. Hani 7, 8, 9. filmlerde hiç görmedik ya bunları. Herkes soruyordu neredeydi? Onlara da bir bahane olabilir. Neredeydi bunlar filan diye. Şöyle düşünüyorum. Burada çok fazla zaman geçirip buradan çıktıkları zaman bir anda kendilerini 7, 8, 9. bölümlerin de sonrasında bulabilirler. Mesela Rey işte yeni düzen kuruyor falan ki bunu filminin geleceğini de duyurdular. Reis Reis Skywalker'ın yeni işte Jedi düzenini oluşturduğu bir film gelecek falan diye. Yani bundan sonrası Rey Filoni bir sinema filmi olacağını da duyurdu. Asoka'dan sonrasının öyle bir planı olduğunu da duyurdu. Yani bütün bunları to topladığımız zaman sanki onlar bu gezegende geçirdikleri vakti belki bu gezegende vakit daha farklı geçiyordur hatta o da olabilir. Çıktıkları zaman sanki 7 8 9'un zamanının ötesinde bir anda çıkacaklarmış gibi bir teorim var. Yani 7 8 9'un olayları yaşanacak. E, Asoka falan daha sonra galaksiye tekrardan dönecek gibi yani. Öyle bir, bir teorim var. Ya da herkesin zaten söylediği teori evrenin sıfırlanacağı, galaksinin sıfırlanacağı, olayların sıfırlanacağı teorisi. Sizin teorilerinizi, fikirlerinizi falan da çok merak ediyorum. Yani bölümler hakkında söyleyeceklerim bunlar bölümlerin hepsini özellikle bu 6. bölümü de çok beğendim. Her şey böyle yavaş yavaş güzel adım adım ilerliyor ve hep merak ettirici, hep merak uyandırıcı şeyler oluyor. Bu bölümün sonunda da yine merakta kaldık. Haftayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bir de Ezra Bridger'a değinmek istiyorum. Ezra Bridger'ı ne kadar iyi bulmuşlar ya. Yani özellikle çocuğun burnuna kilitlendim. Yani o animasyondaki Ezra'nın burnuyla birebir aynı burunlu birini bulmuşlar. Helal olsun. Gerçekten Ezra'nın büyümüş hali. Sabine zaten birebir yani Rebel Crew'yu çok güzel bulmuşlar. Her şeyi güzel buluyorlar. Ahsoka da hepsi Clone Wars'tan, Rebels'tan, animasyonlardan live action'a çok güzel geçmiş. Ee, evet, söyleyeceklerim bu kadar. Haftaya 7. bölümde artık 2 bölümümüz kaldı. 8'de bitiyor biliyorsunuz. Biterse tabii. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Güç sizinle olsun. Hoşçakalın.